Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız, 12 Ekim 2023 Ataşehir ve Anadolu Yakası Dersimler Derneği'ndeyiz. Derneğimiz, canlarımız ve gönül dostlarımızla kahvaltı buluşmasını bugün yaşama geçirdi. Aramızda değerli canlarımız var, toprağımızın insanları var, gönül dostlarımız var. Sevgili genç Badan kardeşim, geç konuştuk ama evet. Yine de burada canlar var, bir seni hem tanısın. Tamam, ben kendim uzunca tanıtayım. Maltepe Belediyesi Mataşı Ayşe Genel Müdürüyüm. İsmim Baran Küçük. Yaklaşık tabii Maltepe Belediyesi'ne bağlı 1800 tane personelin yönetiminde bulunuyoruz. Aynı zamanda belediyenin bütün sosyal tesisleri, bütün kreşleri, bütün kültür merkezleri, otoparkları ve benzeri bütün ticari faaliyetleri yönetiyoruz Mataşı Ayşe'de. Orada böyle yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Tabii aynı zamanda bir hemşehrimizin bir dersimliği. O yüzden Düzgün Başkanım sağ olsun, Kartal eski belediye başkanı danışmanımız Düzgün Başkanı da davet edince kendisiyle birlikte gelip hem hemşehrilerimizi görmek istedim. Hem de bir genç olarak elimizden gelecek bir şey varsa onları da paylaşmak isterim sizinle beraber. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ettik. Sevgili toprağım, sizler de gerçi her zaman her etkinlikte varsınız. Bir mazgirtli, bir dersimli olarak diyelim. Önce emeğiniz değer bulsun. Hem maddi hem manevi katkınız var. Bir duygularınızı alalım. Öncelikle aranızda olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Birlik bitirlik içerisinde olabilmemiz için bu tür etkinliklerin, bu tür faaliyetlerin, bu tür toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz dersimli olarak çok bu ülkenin en çok okumuş ili olan, hatta daha da ileri gidiyorum. Şu anda herkesin Türkiye'de yaşayan ve Avrupa'da yaşayan birçoğunun dersimi görmek istediği bir ilin çocuklarıyız. Bir kere her şeyden önce bu bize onur veriyor, gurur veriyor. O açıdan da birlik, beraberlik içerisinde olabilmemiz için hele hele bu ülkede artık demokrasinin yok olduğu, cumhuriyetin yok sayıldığı, vatandaşların artık açlıktan nefesi koptuğunu, insanların artık ötekileştirildiği, ayrıştırıldığı bir ülke durumuna geldik. Biz de Tunceli Dersimler olarak kendi ülkemize, Dersim halkına, bu ülkenin halkına ne yapabiliriz diye elimizde ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Evet doğru, ben biraz Tunceli hayranıyım, Dersim hayranıyım. Bu da bilmem yani aileden mi kaynaklıyor, topraktan mı kaynaklıyor, suyundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama Dersim'de olduğum için de çok onurlu gururluyum ama hiçbir zaman bir Dersim'i hiç bir toplum içerisinde ayrışım yapmaz. Bizim en büyük önem verdiğimiz insandır. Ondan sonra demokrasidir, barıştır, haktır, hukuktur, adalettir. Biz bunları kendi bir sonraki nesillerimize gösterebilmek için mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunda Dersim halkına çok büyük iş düştüğüne inanıyorum. Çünkü barışı seven, sevgiye önem veren, değere önem veren, insana önem veren bir toplumun çocukları olduğumuz için de elimize ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman bütün toplantıların sadece artık belki çok kısa olmuyor ama bundan sonra daha çok kısa sürelerde olmasını, bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz Kartal'da da mesela Kartal doğma büyüdüğü. Kartal'da da bir eksiğimiz vardı. Daha önce de var olan Tunceliler Derneği kapanmıştı. Ondan sonra birçok arkadaşımız, genç arkadaşımız bir araya gelerek bir Dersimler Derneği kurmaya çalıştık ve sağ olsun arkadaşımız Ergün Bey, Ergün Kılıç Bey de Kartal'ın iyi bir esnaflarından sevilen bir arkadaşımız bize önlerlik yapmasını istedi. Sağ olsun da bizi kırmadı. Bugün işte tekrar teşekkür, görüşmek üzere. Dersimler bir araya gelerek Kartal'la işte Anadolu Dersimler Avrupa şey Anadolu'ya değil mi? Anadolu Dersimler Derneği'yle nasıl bir iletişim içerisinde, nasıl bir çalışma yapacağını falan Sayın Başkanımız da gelerek onlarla bir fikir birliği oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da büyük bir açığı Kartal'da kapatmaya düşünüyoruz ve bir yol aldık. Zannedersem iki aralıkta bir açılışımız olacak. Onun için bu davet için özellikle Aziza Başkanımıza,
dernek başkanı da çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman bizi böyle bir araya getiriyor. Bu bizi de mutlu ediyor. Bu pazar sabah saat 10'da herkesin burada olması da böyle bir karavan olması da daha da bizi çok mutlu etti, onurlandırdı. Onun için kendisine ve yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Sizin emeklerinize sağlık. Siz de her zaman bizi topluma duyuruyorsunuz, haberimizi yapıyoruz. Size de teşekkür ediyorum. Biz de düzgün çapar canımıza. Evet, sizin nezdinde çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yine toprağın güzel bir canı, özellikle inancımız, inanç kültürümüz açısından büyük fedakarlıklara katkısı olan canımız Hüseyin Taştekin de burada. Hoş geldin diyelim. Söyleyeceklerim varsa, katkın varsa buyurun. Teşekkür ederim. Biraz önce içeride konuştum. Tabii böyle dostlarla bir arada olmak büyük mutluluk. Gerçekten onur verici. Yani böyle metropollerde yaşam koşullarının zor olduğu ama ona rağmen insanların özveriyle gelip buralarda bir arada olmayı, bu kültüre sahip çıkmayı, inanç dediğim, evet bizim inancımız dünyada eşi benzeri olmayan bir inançtır. Çünkü inancımız akılla, bilimle örtüşen bir inançtır. Hakkı insanı, doğayı bizlere de gören, merkezine insan alan bir inançtır. Bundan dolayı pirlerin, dedelerin bize bedel ödeyerek bugüne kadar taşıdığı bu inancı bizim de görevimiz yeni nesillere doğru bir şekilde bu inancı taşımaktır. Eğmeden, bükmeden. Çünkü son zamanlarda maalesef bu inanç içine biraz bulanıklık katıldı. Devlet eliyle ya da biz kendi elimizle bundan son derece rahatsız olduğunu, üzgün olduğunu ifade etmek istiyorum. Ama 30 yıldır, 30 yıldan daha fazladır Şampulu gibi büyük bir dergahta bu hizmeti layıkıyla yapmaya gayret ediyorum. Benim misyonum budur. Biz elimizden geldiği kadar dostlarımızla, canlarımızla bu inancı, bu kültürü taşımaktır. Yani bu yöre dernekleri, bölge derneklerinin de özelliği oranın kültürünü yaşatmaktır. Yani dilidir, inancıdır, doğasıdır, gelenekleridir. Bunları doğru bir şekilde yeni nesillere taşımaktır. Buna vesile olan, buna sahiplik yapan, katkı sunan başta Rıza Bey'e, diğer dernek başkanlarıma, hepsi buralarda. Güzel dedem var, dedeme, o da o inancın önderlerinden. Sevgili dostlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah biz bu yolu ileriye doğru şekilde taşıyacağımıza eminim. Saygılar sunuyorum. Saygı bizde. Sevgili evet. Can, sizler de bir toprağımızın güzel bir canı olarak daha önce Kartal'da yaşam bulan, yaklaşık bundan 10 küsur yıl önce Tünceliler Derneği vardı. O bir süre türlü nedenlerden dolayı kapandı. Sizler şimdi yine Kartal'da Dersinler Derneği'ni yaşama geçirdiniz. Evet, şu anda. Ne mutlu size. Teşekkür ediyoruz. Bir duygularını alalım derneğimizden ilgili. Ya duygularımız şöyle, gerçekten de bir kere buna vesile olmak, buna hayata geçirmek için çaba göstermek benim için de yönetim kurulu arkadaşlarım için onur veriyorum. Buna zaruri gösteren şey gerçekten de Kartal'da potansiyel var ve Dersim'de Kartal'da çok dağınık yaşamaktadır. Örgütsüz bir şekilde yaşamaktadır ve hep söylüyorum, örgütsüz güç güç değildir diye. Ve biz bu gücü bir çatı altında toplayarak gerçekten de ihtiyacı olan bütün Dersim'de vatandaşlarımıza ya da hemşehrilerimize bir şekilde dokunabilmek, yardımcı olabilmek, onların artık Kartal'da gidebilecekleri bir çatısına olduğunu onlara... Bir büyük bir eksiklik işin evet, doğrusu. Evet, yansıtmak istiyoruz. Onların Kartal'da bir evi olduğunu, artık oraya rahatlıkla gelip sığınabileceklerini, dertlerini orada paylaşabileceklerini, naçizane dernek ve örgüt olarak orada dokunabildiğimiz kadarıyla dokunmak istiyoruz. Şimdi hepimiz biliyoruz ki kentlerden ya da kendi doğduğumuz topraklardan büyük şehirlere gelirken keyfi gelmedi. Hani bunu düzgün başkanımla paylaşmıştım. İlyas Selman'ın bir söylesinde çok güzel bir söz vardır. Diyor ki Allah yürüyen kulun lafını fakirin milletine söylemiştir. Çünkü doğduğumuz yerde hiçbir zaman doymadık. Doymak için de hep bir yerlere ekmek zorunda kaldık. Ve günümüzde İstanbul gibi metropolde yaşayabilmek o kadar zor ki gerçekten tam bir canavardan buluşuyorsunuz. Birey olarak hepimiz bir şekilde kendimizi bir şekilde kurtarmış olabiliriz. Ama etrafımızda hemşehrilerimizi kötü bir durumda ya da ihtiyaçları karşılamaz durumda gördüğümüz zaman hepimizi içe alıyor.
Biz burada ne yapabiliriz yolu mantığıyla yola çıktık ve bu şekilde böyle bir tekrar bu fidanın Kartal'da yeşerilmesi kararını aldık. Evet, emekler verdik, çaba gösterdik. Bundan sonra asıl zor olan bundan sonra sürdürülebildiğidir. Çünkü daha önce deneyimler var. Bunlar ne yazık ki belli bir süre sonra son buldu. Amacımız bundan sonra son bulmadan bunun devam ediyor olabilmesi. Hem şeylerimize okuyan, imkanlarından dolayı okuyan çocuklarımız var. Çok yetenekli, bizim başkanımızla söylediğimiz okumayan hayatta çocuklarımız var ama ne yazık ki imkanlarından dolayı sokaklarda her olup gidiyorlar. Amacımız ne kadar dokunabiliriz, ne kadar kurtarabiliriz ve bu örgütlülüğü dersimler olarak nasıl bir yerde kalıp sürdürebiliriz? Hedefimiz, amacımız bu. Teşekkür ettik. Güzel. Sağ olun, güzel bir boşluğu doldurdunuz. Yani Kartal'da derken yalnızca bizim Rıçık Cumhuriyeti var. Evet. Rıçıklar gerçekten bu denekçiliği çok güzel yürütüyorlar. Sağ olun. Yani bana bir şey daha eklemek istiyorum. Bu aynı zamanda kentlerin doğduğumuz yerlerden doğup büyük kentlere gelirken ciddi bir kültür erozyonuna doğuyoruz. Amacımız kültürümüzü mümkün mertebe koruyup koruyarak çocuklarımıza, yanlarımıza aktarmak. O kültürü olduğu gibi doğru bir şekilde aktarabilmek. Hedefimiz bu. Teşekkür ediyoruz. Emekleriniz değer bulsun. Ve kurduğunuz Desinler Derneği de önceki Tunceler Derneği gibi kısa ömrü değil de yaşam var oldukça yaşayan bir ömre sahip oluyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Bu yoldan bizim gerçekten Türkiye kamuoyuna ulaştığımız için. Açılışta birlikte olacağız yine.